Hoş geldiniz. Mehmet Şimşek dün bankalara çağrı yaptı ve kredi verin dedi. Bu ifade benzin istasyonuna benzin sat demek gibidir. Öyle zira bankaların varlık nedeni zaten kredi vermektir. Öyleyken Mali Hazine Bakanı böyle bir çağrıyı neden yaptı derseniz Bankalar mevcut şartlarda kredi vermiyor da ondan. Enflasyon gerçekte yüzde yüzlerde, TÜİK'e göre bile yüzde altmışlardayken bankalar haklı olarak bunun altında oranlarla kredi vermeye yanaşmıyorlar. Bunu yapan bir finans kurumu doğal olarak batar. Realite bu iken Mehmet Şimşek dayatıyor. Zira reel sektör, üretici, sanayici kredi diye meleşiyor. Hatırlayın bankacılardan benzer şeyi önceki Mali Hazine Bakanlarından Berat Albayrak'ta talep etmişti. Özel bankaları adeta tehdit ederek %10 küsürlere hazine bonoları aldırmıştı o devlet bonoları bankaları zarara uğrattı. Zira hükümet bir anda nas ekonomisinden ortodoks ekonomiye geçti ve faizleri yükseltti. Öyle olunca da zorla devlet tahvili alan bankalar vurgun yedi. Bundan dolayı olacak finans kurumları artık iktidarın taleplerini, isteklerini umursamıyor. Değerli dostlar, Böyle şeyler serbest piyasa ekonomisinde değil, komuta ekonomilerinde olur. Emirle faiz, buyrukla kur fiyatı, fermanla enflasyon oranını belirlerseniz duvara toslarsınız ki Türkiye'nin durumu böyledir. Bir tarafta reel sektörün nakit para buhranı, diğer yanda finans sektörünün çökme riski. Hülasa tablo vahametin ötesindedir. Tayyip Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç inadı ve ısrarı Türkiye'yi yeni Venezuela yapmaya itmiştir. İki ayda akaryakıt fiyatları tam ikiye katlanırken döviz de iki misline yol alıyor. Tablo bu iken Erdoğan hala tasarruf demiyor. Hala sarayın günlük 20 milyonluk harcamasını kısmam diyor. Hala 14 uçağından ikisini, üçünü satmam diyor. Hala Almanya'da bile 54 bin kamu aracı varken Türkiye'deki araç sayısını 130 binin altına çekmem diyor. Adamlarımı 18 milyonluk lüks Audi'lerden mahrum etmem diyor. Hala dolarla geçiş garantiler verdiği müteahhitlere biraz fedakarlık yapın demem diyor. Hala Suriyelilere her yıl 11 milyar dolar harcamaktan da vazgeçmem diyor. Hala İdlib'deki on binlerce İslamcı, cihatçıya maaş ödemekten vazgeçmem diyor. Dün aktardım. Türkiye'nin %5'i %95'inden daha zengindir ki bu söylenti filan değil. Dünyanın en önemli finans kuruluşunun raporudur. Öyleyken yaratılan Nas inadı krizinin faturası yüzde beşe değil yüzde kütleye kesildi. Evet zengine ek vergi yok. Fatura ayda 11.400 lira alan asgari ücretliyle ayda 7500 lirayla 10.000 lira arası alan emekliye kesildi. 10 küsür senedir işgal altında olan Suriye yani Esad bile memuruna, işçisine yüzde yüz zam yaparken Tayyip Erdoğan'ın zam mı yüzde 25'tir. Üstelik Türkiye'deki enflasyon Esad ülkesi Suriye'nin iki misli. Bu olanlar benim için sürpriz değil. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın amacı zaten Türkiye'yi geleceğe taşımak, geleceğe hazırlamak, halkın refah seviyesini yükseltmek, pastayı genişletmek değil, devleti fethedip ele geçirmek ve de taraftarları arasında paylaştırmaktı. Kaderhanım muhalefet Yani böyle bir Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır neden iktidardan indirilermediğine. Mesela bakın %5'in %95'ten zengin olmasını Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir gün olsun, bir defa olsun gündeme getirdiler mi? Getirmedikleri gibi kendileri de %5'in içinde yer almaya çabalıyorlar. Baksanıza Meral Akşener Ankara Bilkent'te 48 milyon liralık villa aldı iddialarına. Hayır öyle bir şey yok demedi demiyor. İyi parti demişken il başkan yardımcısı Oğul Aktuna dün partisinden istifa etti ki Aktuna hakikaten iyi bir ekonomist, iyi bir isimdi. Bunun yorumu İyi partinin artık sadece Meral'in dükkanı olmasıdır. Bu partiyle ilgili bir başka haber telefon dinlemeleri yapan Emniyet İstihbarat eski başkanının Seyithan İşsiz isimli milletvekilinin 3 milyon dolar vererek milletvekili adayı olduğu. Nasıldır ki benzer şeyler daha önce de onlarca kişi tarafından kaydedilmiş, iddia edilmişti. Öyleyken Akşener, hayır bu ismin şu özellikleri var ve bu sebeple partimizden aday yapıldı, mealinde bir açıklama yapmadı, yapamadı. İyi Parti deyince Esma Bekar isimli özel kalem müdürüne dikkat çekmek istiyorum zira... Bu hanımefendi Ankara'da herkesin dilindedir. Bütün işlerin FETÖ soruşturması geçiren bu ismin üzerinden çevrildiği konuşuluyor. Değerli seyircilerim bu arada muhalefetteki arayışlar bağlamında şu hususun altını çizmek istiyorum. Tayyip Erdoğan'a git denilirken insanların sorduğu tamam gitsin de onun yerine kim sorusuna cevap verilmemesi. İşte bizim yeni bir muhalefet, yeni bir lider, yeni bir program dememizin sebebi Erdoğan'ın yerine kim sorusuna cevap verebilmek yani alternatif önerebilmek içindir. Biz bunu yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nden mamalanan ve belediye başkan adaylığı bekleyenler Kılıçdaroğlu'yla Akşener'e siper oluyorlar. Can Ataklı'ya dün böyle bir hedefin var mı diye sorduk sustu. Oysa aynı Can Ataklı para alan gazeteciler videoma hemen itiraz etmişti. Can Ataklı susarak geçiştiremez. Kılıçdaroğlu'na desteğinin bedeli belediye başkan adayı olmak için mi değil mi? Açıklamak cevap vermek zorunda. Susarsa hesabı ve beklentisi o demektir. Bu tabloda kim Kılıçdaroğlu'yla akşener yerinde kalsın diyorsa Vallahi de billahi de eşittir. Beşli çete ve Tayyip Erdoğan'a hizmet ediyor demektir. Bu arada anlamıyorlar. Tayyip Erdoğan marjinallerin çavbellalı entel muhalif etkinlikleriyle gitmez. Önce topluma güven, umut verip rüzgar estirecek bir lider çıkarılmalıdır. Evet, birinci hedef her şartta Erdoğan'la AKP'den kurtulmak olmalı. Realite bu iken bazı geri zekalar Kılıçdaroğlu ile olmuyor ama Ekrem İmamoğlu da sağcı. CHP ona teslim edilemez diyor. Böyle düşünenlerin önceliği emin olun Türkiye değil bağnazlıklarıdır. Arşivim, videolarım ortada. Ekrem İmamoğlu'nu ben de çok eleştirdim lakin an itibarıyla halkta karşılığı en fazla olan CHP'li odur. Büyük resimde esas amaç Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'dan kurtarılmasıysa bu kiminle mümkün olabilirse onunla yürünülmelidir. Bu arada siyasi kulis olarak speküle edilen bir hususa da açıklık getirmek istiyorum. Neredeyse koro halinde söylenen şu. Damat Selçuk Bayraktar Ekrem İmamoğlu'na karşı AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılacakmış. Fatih Altaylı gibilerse Selçuk Bayraktar İstanbul'a belediye başkanı adayı değil, 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacak diyor. Bakın not düşüyorum, ikisi de doğru değil. Bu yakıştırmayı yapanlar Tayyip Erdoğan ve siyaseti hiç bilmiyorlar. Öncelikle Erdoğan aday belirlemeden önce defalarca anket araştırma yaptıracak ki bunun için zaman henüz erken. Selçuk Bayraktar evet toplumda seviliyor fakat belediye başkan adaylı ayrı bir şey. Toplum oraya iş bilen, donanımlı birini ister. Bayraktar'ın damat olması da artık avantaj değil, dezavantaj. Çünkü Berat Albayrak yaşanmışlığı var. Burada bereketle Selçuk Bayraktar aday adayı olarak kesinlikle İlk içi de bile değil. Ayrıca Bayraktar ailesinde siyaset kumaşı olan Selçuk değil abisi haluktur. Peki Selçuk Bayraktarın 2028'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı mı? derseniz asla ve kata mümkün değildir. Böyle bir şey Vallahi yüzde bir bile ihtimal dahilinde değil. Niçin derseniz Tayyip Erdoğan nefes aldığı süre adaydır da ondan. Evet Erdoğan tekerlekli sandalyede bile olsa adaylıktan vazgeçmeyecektir. Ama anayasa emri şu bu demeyin. Ya erken seçim kararı alır ve yeniden adaylık şansını zorlar ya da anayasayı değiştirir. Mümkün değil demeyin, mümkün. Erdoğan istesin bir ay içinde anayasayı değiştirecek çoğunluğa erişir. Zira Kılıçdaroğlu 35 İslamcıyı Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclise sokarak ona o imkanı hazırladı. Sıcak siyasi gündemden diğer gelişmelere gelirsek Tayyip Erdoğan bugün yarın geliyor dedi fakat Putin'den hala haber yok. Tam tersine Ruslar Karadeniz'de Türk gemisine baskın yaptılar. Fotoğraf Moskova ile işlerin iyi gitmedi. Çok yakında Rusya ile ciddi bir kriz patlarsa şaşırmayın zira Erdoğan'ın verdiği sözlere güvenmiyorlar. Anlamsız bir tartışma ve gündemde anıt kabir yanına cami inşa olayı. Neymiş efendim? Cami inşa edilirse anıt kabirin silüeti bozulurmuş. Birinci husus Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı. Söz konusu cami anıt kabirin 300 metre yanında değil, 1 kilometre ötesinde inşa edilecek ve silüetin etkilenmesi söz konusu olmayacak. İkinci husus anıt kabir silüeti deyip cami düşmanlığı yapmak AKP'ye yarar. Atatürk asla cami ve İslam karşıtı değil, gerçek bir mümin, gerçek bir Müslümandı. Onu cami ile karşı karşıya getirmek alçaklıktır ve siyasal İslam'a hizmet etmek olur. Atatürk ile dini İslam'ı yarıştırmak ihanettir. İktidar korkunç pahalılığı ve yıkımı bu gibi konularla örtmeye çalışırken Atatürkçülükten geçinenlerin buna alet olmaları ya işbirlikçilik ya da salaklıktır. Bu konuda söylenmesi gereken şu, siyaset adamları dindarlıklarıyla devlet adamı olmaz. Devletine, milletine, insanlığa katkılarıyla devlet adamı olurlar. Evet bütün dünyada devlet adamlığının ölçüsü iyi müslüman, iyi hristiyan, iyi Musevi, iyi budist, iyi ateist, iyi şubu olmak değil, iyi yönetici olmaktır. Bu itibarla Atatürk bağlamında açılan din, İslam tartışmaları rezil bir tuzaktır. Noktalamadan son bir şey Hani ünlü bir MIT elemanı vardı ve adı Mahir Kaynak'tı. 12 Mart sürecinde sol askeri Cuntay'ı ihbar edip darbeyi önlemişti. İşte o ismin Deniz Ülke Arıboğan isimli bir kızı var. Profesör bu hanımefendi dekanı olduğu fakülteye FETÖ'den ihraç edilip 16 yıl 6 ay ceza alan Haşim Türken isimli bir Fetullahçıyı öğretim üyesi yaptı. Deniz Ülke Arıboğan'ın kocası Lütfü Arıboğan da FETÖ'nün Fenerbahçe tezgahında, kumpasında yer alan isimlerden biriydi. Sevgili tüm amiral Cihat Yaycı bu durumu dün afişe ettikten sonra haklı olarak hem Üsküdar Üniversitesi hem de Yüksek Öğrenim Kurumu'nu göreve çağırdı. Değerli takipçilerim maalesef yok de Diyanet misali FETÖ'ye karşı kayıtsızdır. Tayyip Erdoğan'ın dikkatine sunuyorum. Son verirken videomu arkadaşlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.